Saat 6.28. Şu an buradan da çıktık. Bir saattir oyalanıyoruz otobüste. Tuzluca'dan birkaç arkadaş alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet. Geldik şu an kayak merkezinin kıyafetlerinin olduğu yere. Herkes şu an kendine göre bir ayakkabı, üst baş seçiyor. Saat 9.30 oldu. Hala malzeme almakla meşgulüz. Bizi aldık, dışarıda bekliyoruz arkadaşları. Buradan işte kayak takımları, kıyafet olmayanlar kıyafet alıyor. Yukarıda bakalım bizi neler bekliyor. Evet, biz kayak geldim. Ben bir profesyonel kayan arkadaşım var. Gözüküyor. Ben çıkardım o pardon tepeye. İki defa düştüm. Saat 5.30'da başlayan serüven. Yürüyebilsek bu gidişte. Hele yürü bakayım. Yürüyebilsek bu gidişte 11'de piste olacağız. Arabaları park ettik buraya. Evet, şu an pist alanına geldik. Yani pistin son bölümüne. Hava çok güzel. Güneşli, kar da çok güzel. Bu da bizim Oğuz, profesyonel kayak hocası kendisi. Bize kaymayı öğretecek. İşte bizim grupla geliyor. Hava süper. Yukarıdan kart alıp teleferikle yukarıya çıkacağız. İşte bilenle bilmeyen biri olur mu kardeşim ya? Maşallah maşallah. Yukarıda yine çekeceğiz. Şu an teleferik sırasında millet bekliyor yukarıya çıkmak için. İner inmez hemen sıraya giriyor vatandaşlar. Evet, Sarıkamış ormanlarında uçuyoruz efendim. Sallanıyor. Sallanacak tabii yani. Sallanmasın mı? Şu çam ağaçların güzelliğine bak. Sarı çamlar. Evet arkadaşlar, şu an Esmanur çok mutlu oldu. Çok eğlenceli. Zorlu bir inişle ilk pistin teleferik iniş yerine geldik. Burası biraz acemiler için sıkıntılı bir yer. Buradan da büyük piste doğru çıkıyorsun ama biz kızım yanımda acemi olduğu için, o da acemi gerçi, biz de acemiyiz ama bir çıkalım, inelim bir kere. Olursa ikinci de oraya çıkarız. Ama manzara harika, süper. Uçmaya gidiyorum. Uçmaya mı gidiyoruz? Biraz teleferik teklerini çekelim. Bak, bilenler öyle iniyor. Merhaba Oğuz Bey. Merhaba Hamit Bey, nasıl gidiyor kayak? Sayenizde kaymaya çalışıyoruz. İnşallah sapa sağlam binebileceğiz. İnersek evet. İyiyiz. İnersin abi, maşallahım var. Gayet güzel. Burayı iyi yüksek ama. Burası mı? Yürürken gördüm de millet yaman. Bir söz vardı dağcılar, neydi? Gitmediğin yer? Senin değil. Evet, gideceğiz, bizim olacak. Aynen, bizim. Haydi bakalım. İnerken çekiyor musun?
Abi ne oldu? Ne oldu? Gayet iyi gidiyordu. Dedim biraz serineyim, aşırısın. Hararet yapıyorduk neredeyse. Özer Başkan, kolay gelsin. Sağ ol, hayırdır bugün böyle dağcılık, bisikleti bırakmışsın, kayak yapıyorsun. Nereden esinlendi böyle ya? Aslında bıraktığım yok da spor faaliyetlerin içerisine kayakçılığı da katmak istedim. Evet. Sağ olasın. Sen sayende bize geldik. Seninle estağfurullah abi, beraber. Bildiğin gibi Haça'ya gidecektik. Haça Dağı'nda sorunlar çıktı, gidemedik. Ama kayak kaymak da gerçekten zor bir işmiş. Bu her yiğidin harcı değil. Güvercinler yapamazsınız. Güvercinler bu soğukta ayağı kayar düşer. O yüzden bacaklar birbirine karışır. Bacaklar birbirine karışır. Yani ben her zaman gördüğün gibi en yüksek zirvelerde de uçtum. Ağrı Dağı'nda da uçtum. Evet. Ama kayak gerçekten dağcılık gibi değil. Çok farklı ve zor. O kendini kartal zannedenleri piste görmek istiyorum. O kartal acaba güvercin midir ki bu piste inmiyor? Herkese selam ve saygılar, bana sana da teşekkür ederim. Eyvallah abi. Diyorsun 40 fırın ekmek yemeleri lazım. Tabii kayağa kaymak için 40 fırın ekmek yemeleri lazım. Yani öyle dağda yürümeye benzemiyor. Yok, dağda yürümeye benzemiyor. Gerçekten kayağa kaymak da zor bir olaymış. Kaymayan insanlara az önce gördüm eden, böyle bir hızlı geçtin yanımda. Yani şimdi, önce sen mi şey etmedin, baktım arkadan sen. Karanlık dere diyorlar, oradan geldim. Kameraya çekemedim. Yani, kameraya çekemedim, çok hızlıydım. O dereden gelirken fazla kalabalık insanların arasından zor çıkabildim. Evet, dedin kimseye zarar vermeyeyim, selam bir şey etmedim. O yüzden elimi kaldırmadım ki hani insanlara çarparız. Yani gerçekten buradan kaymak çok zor. Yani kendine güvenen varsa hodri meydan buyursun gelsin. Eyvallah.